Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Ördeği ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda örneğini paylaşmış olduğum tığ işi yeleğin arka kol kesimini anlatacağım. Hep soruluyor arka kol kesimleri. Genelde hep ön kol kesimi anlatıyoruz. Şimdi böyle önleri bitirdim sevgili izleyicilerim. Şöyle angora krem simli ip kullandık. 2 numarada tığım vardı yeni görenler için. Şimdi ön parçalarımızı şöyle hemen kenara alacağız. Arka kol kesiminden bahsedeceğiz bugün sizlere. Şöyle önleri de ara ara göreceksiniz. Şöyle dursun. Hemen arka kol kesimine geçelim. Kol altına kadar bakın 50 santim örüyorum. Sizler kendi boyunuza göre yapabilirsiniz. Sonrasında 3 örneğimiz trabzan. Önlerden de eksiltiyoruz. Yukarıya doğru 3 örnekle devam ediyorum değerli izleyicilerim. Şimdi hemen arka kol kesimini de aynı uzunlukta bakın kol altına kadar şöyle ördük. Kol altına kadar. Sonrasında 3 tane şöyle trabzan. 3 sıra. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Şimdi hemen sizlere daha rahat olsun diye bu 3 tane trabzanı bir örnek üzerine yaptık bakın. 10 tane 2 4 6 8 10 tane trabzanımız var. Şimdi örneğiyle kol kesimini hemen 1 2 tane eksiltip devam edeceğiz. Şimdi şöyle bakın. Örneğini anlatmıştım çok yakın bir zamanda. Şimdi devam ediyorum bakın. Burada 3 sıra 10 tane trabzanımı ördükten sonra şimdi ön bandında 7 tane trabzanım varsa 7 tane ile devam ediyorum. 8 varsa 8 tane ile eşit olması lazım. Şöyle hemen 2 4 6 7. 7 tane trabzanı ördüm. 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum hemen bakın. Şimdi bir daha yukarıya doğru hiç eksiltme falan yapmayacağım. Bu 7 tane trabzanla istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz kol kesimini. Bakın şimdi 2 sıram oldu ve örneğiyle devam ediyorum. Örneğimiz zaten 4-5 zincir çekip sonrasında böyle devam ediyordum. Hem buradan da izleyebilirsiniz örneğimi hem de çok yakın bir zamanda paylaşmış olduğum videodan da izleyebilirsiniz. Hep 5 zincir bu şekilde modelim. Hem 1-2 tane örüp diğer tarafında anlatıp videomu tamamlayacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Videolarımda söylüyorum. Bildirimler size gelsin diye abone olmanızı istiyoruz. Her bizim çektiğimiz videodan haberdar olmak için. Şimdi ben böyle devam ediyorum diğer tarafına doğru. Size arada yavaş yavaş yeleğimi izleyin. Orasını da anlatalım. Önleri 9 örnek yapmıştık. Arkada 17 örnek. Bu büyüklükte 3 bobin yetecek sevgili izleyicilerim. Angora ince olduğu için. 38-40 beden arasında diyelim. Yeleğimiz tığ işi 38-40 beden yelek. İster kendinize, ister çeyizlik, gelinlere yapabileceğiniz bir örgü. Şöyle hızlıca ben örüyorum. Tabii arkası geniş olduğu için çabuk kol kesimine hemen gelemiyorum. Sizler o arada yeleğimi yakından izliyorsunuz zaten. Ben standart gibi 50 santim örüyorum kol altına kadar. Başta da söyledim ama sizler daha uzun, daha kısa seviyorsanız fark etmez yani kol altı uzunluğu size bağlı. Normal yıllardır hep bu büyüklükte yani uzunlukta örüyorum. Bitmiş hali de
Tam ölçmüyorum ama 70-72 santim falan bazen oluyor. Az kaldı. Devam ediyorum yine. Hızlıca ördüm ama yine de çabuk örülmedi. Şuradan şimdi şöyle kol trabzanlı yerini de anlatacağım ve tamamlayacağım. Hep örneğimiz 3 zincir, 3 trabzan, 5 zincir, 3 zincir, o şekilde devam eden bir model bu. Krem de bu örneğe çok yakışan bir renk. Farklı renklerden de yapmıştım. Kremden daha çok örüyorum genelde. Az kaldı. Bakın. Şöyle devam ediyorum. Burada zaten örmüştüm bir sıra. Bakın 7 tane yine tamamlıyorum. Ben 3 sıra yapıyorum şuralarını. Siz isterseniz 2 sıra da yapabilirsiniz. 3 sıra ideal diye düşünüyorum. Ondan sonrasında yukarıya doğru devam ediyorum zaten. Bakın. Şimdi burada da 7 tane, 2, 4, 6, 7, yine 3 tane zincirle döndüm. Hep 7 tane olan yeri örüyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Hemen şurasını tamamlayıp, bu arada siz yeleğimi görün. Ben de hemen bitirelim videomuzu. Aynı bu şekilde bakın sevgili izleyicilerim. Devam ediyoruz yukarıya doğru. Önde daha fazla kesiyoruz. Hep soruluyor önlerde niye fazla? Öyle gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Sizler farklı bilirseniz öyle de yapabilirsiniz. Umarım örneğimiz yani kol kesimi anlaşıldı. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı İzleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.